günler değerli izleyiciler. Galatasaray Televizyonu'ndan bir kez daha merhaba. Sarı Kırmızı Ekran'a hoş geldiniz. Bir Duayenler ve Anılar'da birlikteyiz. Ben Ebru Gürsoy. Duayenler ve Anılar programımızı icra etmeye başladığımızdan beri çok değerli, kıymetli büyüklerimizle, camiamızın abileriyle tanışma fırsatı ve onlarla sohbet etme fırsatı yakaladığım için oldukça onur duyuyorum, gururlanıyorum. Bugün de yine böyle bir programa imza atacağız. Camiamızda özgül ağırlığı oldukça kıymetli ve büyük olan isimlerden bir tanesi. Defalarca yönetimlerde bulunmuş, ikinci başkanlık görevlerini icra etmiş, camiada takımlarımıza hizmetleriyle her zaman hatırladığımız Sayın Ergun Gürsoy bugün stüdyomuzda Duayenler ve Anılar'da konuğumuz. Ergun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi gördük, daha iyi olduk ve kıymet verip geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şeref duydum. Şimdi tabii ki anıları, değerli hatıralarınızı konuşacağız. Belki biraz nostalji yapacağız ama Galatasaray'la yollarınız nasıl kesişti? Çocukluğunuzda buna dair neler hatırlıyorsunuz? Nasıl Galatasaraylı oldunuz? Böyle başlayalım. Genelde bu soruyla başlıyoruz. Biz Duayenler ve Anılara. Ben liseyi bitirene kadar Trabzon'da yaşadım. Küçüklük dönemlerimde biz mahallemiz İdman Hoca diye Trabzon'da bir takım vardı, Sarı Kırmızı. Onu tutuyorduk. İstanbul'da da Galatasaray'ı tutuyorduk. Sonra ben biraz canlandığım zaman, yani büyüdüğüm zaman beni şeye aldılar. İdman Gücü diye yeşil beyaz bir takıma. Orada Trabzon'da güçlü oldum ama İstanbul'daki Galatasaraylılığım devam etti. Sonra üniversite için İstanbul'a geldik. İstanbul'a gelince de tesadüfen çalıştığım şirketin patronlarından birisi Galatasaraylıydı. Derken öyle ısındık, üye olduk. Kulübün içine girip çıkmaya başladık. Ama benim Galatasaray'la sıkı fıkı olmam, özdeşleşmem şeyledir, başlamıştır. Alp Yalman'la. O arada ben hem çalışıyordum hem okuyordum, bir iş adamıydım. Yani okurken de bir iş adamıydım. 1970'li yıllarda Aydın Güleş var, Trabzonlu. Onlar İstanbul'a transfer oldu, Galatasaray'a. Ev bulamadılar, benim evime geldiler. Hep bir sene kadar beraber kaldık. Öyle derken deplasmanlara gittik. O zaman Trabzonspor yoktu. Ama içimde bir Trabzonluk. Hatta 40 senedir Trabzonluların İstanbul'daki dernek başkanlığını yürütüyorum. Herkes bana soruyor, niye Trabzonlu değilsiniz de Trabzonsporlu. Hani ona da bir, çok büyük bir sempatim var. Şu anda zaten herkes biliyor ki Trabzon'un başarısı için dua ediyorum. İnşallah başarılı olacak. Evet, Trabzonspor'un ligdeki durumu onların çok uzun zamandır hasret kaldıkları bir şampiyonluğu evet. Da işaret ediyor bir yandan başkanım. Sizin bu noktada duygularınız Galatasaray'ın yani, bu kadar hiç alışkın olmadığımız bir seviyede kalmasından ötürü şimdi şöyle, nerelerde? Şöyle bir şey var. Yönetici olmadığım zamanlar daha çok ilgi duyuyorum. Ben 30 yıl aralıklı olarak 6-7 kere evet. yönetime evet. gelip evet. gene kendi isteğimle ayrıldım yönetimden. Yani hiçbir zaman seçim kaybederek yönetimden ayrılmışlığım yok. Yoruluyor insan tabii. Biraz dinleneyim diyorsun. Dinleniyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Ama ben ayrıldığım zaman da Galatasaray'ın hizmetindeydim. Seçilen her başkana yardım etmişimdir. Dostluğumuz vardır. Hatta gençken yüzüyordum ben Trabzon'da. Ama Galatasaray'a Ali Vuras zamanında ilk defa yönetici oldum. Evet. Hiç yüzücü olduğumu söylemedim. Çünkü kafamda futbol vardı. Yüzücüyüm de desem, yüzme sporla ilgim var desem bu sefer beni yüzmeye. Amatör sporları pek kulüplerde böyle şaşaları yok tabii futbol varken. Lokomotif yok. Bir dal. Futbol. Ben öyle bir zamanda geldim ki Galatasaray 14 yıl şampiyon olmamıştı. 1984'te. Biraz şans diyelim, biraz çalışma diyelim. İşte 84'te
86'da da şampiyon olduk. 1984'te Ali Uras başkanlığında yönetime girmiştiniz Sayın Şöyle oldu, bu enteresan bir olaydır, onu da anlatayım size. Yönetime girme iradesini nasıl gösterdiniz? Nasıl, kimler vardı çevrenizde beni, o dönemde? Beni Alp Bey istedi. Çünkü Alp Bey'le ben bu minyatür sahada top oynuyorduk. Bir dostluğumuz vardı. O dedi ki gel sen yönetici ol dedi. Ben de olur dedim. Zaten Allah'tan arıyordum. Hemen kabul ettim. O da bana benim önümü açtı. Allah'ı var. Yani bugün sportif faaliyetlerimi, şöhretimi Alf Yalman'a borçluyum. 20-25 sene kadar aslında aktif yönetimlerde 30 senenin üstünde bulundunuz. 30 senenin üstünde. Şimdi ben bugün ayrıca da bir enteresan deneyimlerimi de paylaşmak isterim. Ben televizyona girip hatta spor medyasına da girdikten sonra tahmin edersiniz ki soyadımdan ötürü sizi benim hep babam ya da amcam zannettiler ve bu anlamda da bir torpilim olduğunu düşündüler. Bugün buradan bunu deklare etmek isterim ki aslında hiçbir irtibatımız yok ama ben, son derece saygıdeğer evet, bir aile olduğunuz için de her zaman da hayranlıkla bakmışız. Şimdi bunları. Ben sizinle ilk defa yan yana geliyorum ama ben sizi takip ettim Gürsoy ismini görünce evet, televizyonda. Teşekkür ederim. İnanın ki bana bir yakınlığınız var. Yani her ne kadar akrabalık bağlarımız olmasa bile soyad benzerliğinden evet, bir yakınlık hissediyorum. Evet, yani sanki akraba gibi bakıyorum. Başkanım ben sizi burada konuk edince ve içeride ilk karşılaştığımızda hakikaten gençliğim, Galatasaraylı olduğumu hissettiğim o ilk yıllardan itibaren beklentilerimiz, zaferlerimiz, şampiyonluklarımız, kupalarımızda hep sizin emeğiniz ve mevcudiyetiniz olduğu için bugün çok hakikaten değerli anlar yaşıyorum ben de. Teşekkür ediyorum tekrar. Şeref verdiniz. 86-87 yıllarında Ali Tanrıyer başkanlığındaki yönetimde, 1996-98 dönemindeki Sayın Başkan Faruk Süren yönetiminde evet, ve 2004 yılında da Özhan Can Aydın yönetimlerinde yer aldınız. Başkanlık görevini. As başkan, ikinci başkan, futbol şubesi sorumlusu. Yani aslında hepsini benim sırtıma yüklerlerdi. Mali işlerden sorumlu, amatör sporlardan sorumlu. Ben hayır demezdim yani. Elimden geldiği kadar, hatta Faruk Süren yok. Ali Tanrıyer döneminde bir ara baskete bile destek verdik. Baskete, voleybola. Arkadaşlar vardı. Mesela voleybolun başında rahmetli Ersin Mortecin vardı. Basketbolda Faruk Süren vardı. Onlara da elimden geldiği kadar el tutardım. Zannedersem Ali Uras dönemi hariç diğer başkanlarla birlikte hep şampiyonluklar yaşadınız değil mi Ergun Başkan? Ali Uras zaten şampiyon olamadı. Yani 4 farklı başkan, 4 farklı dönem ama evet, sizin hizmetleriniz o süre içerisinde devam etti. İlk yönetim listesine alan Ali Uras'tır. Ona da müteşekkirim, rahmet evet, olsun rahmet ona. Rahmet dileyelim buradan. Severdik birbirimizi. Ali Uras hem yakışıklı hem havalı. Yani böyle bir baron gibi bir adamdı yani. Severdim ben kendisini. O da beni aldı. İlk defa ki benim arkamda Alp Yalman'ın dışında kimse yoktu yani. Sonradan başkanım küstünüz mü? Neden uzaklaştınız? Yok uzaklaşmadım ben. Futboldan ya da yönetimlerden. Yani bir kopma mı oldu? Hiç kopmadım ben. Bazı başkanlar bana yakın davrandı. Ben de onlara yardımcı oldum. Mesela Altunizade'deki Ergun Gürsoy olimpik yüzme havuzunu evet, evet, ben yaptırdım. Evet, kendi paramla sıfırdan zaten yıktım, yaptım. Burhan Feleğin yan tarafında bir olimpik 5-6 yüzme kere havuzu. Şampiyon olduk. Ben başlarındaydım Fahri başkan olarak görev yaptım. İstedikleri zaman ben orada bulunuyordum. Diğer işlerde de yardımcı oldum. Ada konusunda aklına ne geliyorsa. Galatasaray'ın çıkmaz işlerinde her zaman ben faydalı olmaya çalışmışımdır. Hacı'yı İrfan Kurdoğlu ile birlikte Türkiye'ye getirdiğinizde Ergun Gürsoy askerlik arkadaşını getirdi diyerek evet, aslında önden
son derece içi boş çıkan eleştirilere de maruz kalmıştınız. Ya ben... Ve sonra bir hacı efsanesi Galatasaray'ın tarihine adını altın harflerle yazdırdı sizlerle birlikte. Ben elbette açık söyleyeyim. Bana yapılan ithaflardan dolayı ne yaptılarsa ben de karşılığını vermişimdir. Doğrusunu söylemişimdir. Biz hacıyı alırken tabii kendi kafamızdan almadık. Ben Fatih Terim'e söyledim ki hocam dedim böyle bir futbolcu var. O zaman Meksika'ya transfer oluyordu. İstersen bunu alabiliriz. Ne diyorsun abi dedi. Atla üstüne hemen dedi alalım. O zamanki başkanımız da diğer yöneticiler de hacıyı istemediler. Eskiden futbol yaşı 30'un üstünde değildi. Şimdi 37, 38, 39'a kadar top oynuyorlar. Futbol yaşı ilerledi yani emeklilik yaşı. Hacı da 30-31 yaşlarındaydı. Aldık. Almamızla ilk maçtan itibaren Hacı golleri atmaya başladı. Takımda bir hava değişti. Onun sayesinde diğer 5 tane daha Filip Özku, Adrianilli, Popescu bunlar... Bunları da Hacı'nın burada olmasına borçluyuz. Hepsinin alınmasında da katkılarım vardır. Dolayısıyla Hacı hakikaten futbolcu olarak bize çok şey katmıştır. Galatasaray'ın Türk futbolunun lokomotifi oluşu, amiral gemisi oluşu, Türkiye'nin en büyük markalarından bir tanesi oluşu hikayesinin içerisinde sizin de emeğiniz ve hizmetleriniz gerçekten çok çok büyük ve yadsınamaz. Sadece George Hacı hikayesinden bile yola çıkarak bunları söyleyebilmeniz mümkün. Ondan öncesi var. Siz de gerçekten bu temaslarınız ve dokunuşlarınızla geçmişe baktığınız zaman evet biz gerçekten Türk futbolunun kaderini değiştirdik diyebiliyor musunuz? Yani orada bulunan adam olduğumuz için haliyle oluyor yani. Kim var bu işin başında? Bizler varız. Çok mütevazi bir cevap. Yoksa başkası olsa başkası yapacaktı. Bizim ilk faaliyetlerimiz Derval'le başlamıştır. Derval hocayken Mustafa Denizli de onun yardımcısıydı. Evet. İyi bir uyum içinde çalıştık. İyi futbolcular aldık, transfer ettik. Allah var. İyi bir takımımız vardı. Ama şanslar bizi son haftalarda şampiyonluktan uzaklaştırdı. 2 puanlı sistem vardı o zaman. Beraberlik 1 puan, galibiyet 2 puan. Ne oldu? 3 maç kala biz 3 puan geriye düştük. Oradan geldik. Şampiyon olduk. Millet biraz bize çamur atmaya çalıştı ama bana göre anasının ak sütü gibi helal olsun. Evet. Şampiyon oldu. O zaman bizle rakip olan, yarışan yahut bizim onlarla yarıştığımız yılda bir sene önce namalip ikinci olduk. Düşün, hiç yenilmeden ikinci olduk. O sene de şampiyon olduk ama o sene hem kendi sahamızda hem Beşiktaş'ın sahasında üst üste galibiyetler alındı. Dolayısıyla kimse bunun altında bir şey aramasın. Sonradan da sonraki sene de şampiyon olduk. Yani devam etti yükselişimiz. İyi futbolcular transfer ettik. Tabii Galatasaray'ın o kadar büyük yakaladığı bir ivme vardı ki, o kadar güçlüydü ki Galatasaray. Hep çamur atanların sayısı çoğalmıştı o dönemde. Evet. Ben biz onlara göğüs gerdik. Evet. Yani söyleyeyim. Çelik gibi siniriniz ve sabrınız olduğunu tahmin ediyorum Ergun Başkanım. Biz UEFA şampiyonluğundan önce de Avrupa'da başarılı olduk. İlk dörde kaldık. Hatta şanssız bir şekilde Steaua Bükreş'e erinmesek final oynayacaktık. O Şampiyonlar Ligi'ydi. O zaman Şampiyonlar Ligi yoktu ama yani statü öyleydi. Şampiyon Kulüpler Kupası. Orada da bayağı başarılı olduk. Şeyi eledik. Monaco'yu eledik. Birçok takımı eledik. Yani başarılıydık. Tabii Avrupa'da Galatasaray'ın ayak seslerinin duyulması sizin hizmet verdiğiniz yıllardan itibaren yaptığımız takımla Mustafa başladı. Mustafa Denizli'den itibaren başlıyor. Yaptığımız zaman, takım bayağı bir takımdı yani. İyi bir takımdı. Dolayısıyla o yapının üstüne ufak tefek ilavelerle bir kere 96'da bu yarışa
Fatih Terim'le beraber yedik. İyi bir uyum içinde çalıştık. Evet. 3 şampiyonlukta beraberdik. Sonra ben ayrıldım. Ama faaliyetlerimiz devam etti. Takım hep yukarıya doğru gitti. Ergun Başkanı, bir de eskiden transfer dönemlerinde futbolcu kaçırmaları ama olurdu. Transferler nasıl gerçekleşirdi? Yani, o uçaklarda, o otellerde nasıl diyeyim, neler yaşanırdı? Nasıl ikna ederdiniz? Şimdi, Fethiye'ye zannedersem götürmüştünüz Hasan Veziri. Evet. Ya işte futbolcular en az yarım dönem önceden hocaya sorardık. Hangi futbolcuları alacaksın? Hangisini göndereceksin? Ona göre liste alırdık. Biz de bize verilen listeye göre, o zaman da Hasan Vezir bize 3 tane gol atmıştı. 3-0'dan bizi yendiler galiba. 4-3 yendiler. Bize çok ağır bir darbe oldu bu. Ne yapalım, ne edelim? Galatasaray'da hiçbir kimse bana bunu alma demedi. Dolayısıyla ben belli bir kişiler, isim vermeyeceğim. Onlara sordum, ne diyorsun? Vallahi karışmayız ama dedi, alırsan da hayır demeyiz. Biz de o vesileyle aldık. Uçakta gerçekten sevgili Bahri Havadır, genel yönetmenimiz, medya iletişim sorumlumuz. Gidişte değil de tabii. Siz ve Hasan Vezir. Gidişte değil ama dönüşte. Yani notere gittik şeyde, Fethiye'de. Orada da şey vardı, Bahri vardı. O zaman basın mensupları öyle her yere ulaşma, para harcama yetkileri yoktu yani. Ben genelde hep el tutardım arkadaşlara. Uçak boş geliyor. Öyle atla dedim sen de şeye, Bahri'ye. Bahri'yi severdim. Arada benim aleyhimde de yazıları yazmıştır ama iyi bir arkadaşımızdı. Bazen kızarım, bazen severim. Öyle bir dostluğumuz var, hala da devam ediyor. Galatasaray Televizyonu'na en son ne zaman geldiğinizi hatırlıyor musunuz? Vallahi ben zannederim ben hiç gelmedim. Sadece. İlk kez şu anda mı geliyorsunuz? Şöyle, televizyon bana geldi. Tabii ki, o ayrı. Ama ben böyle stüdyoya gelmedim. O da o zaman bizim için yani, ayrı bir şeref oldu. Bizi davet etmediler. İlk defa davet edildik. Yok, davet etmişlerdir başkanım. Sizin meşguliyet döneminize denk gelmiştir. Yani. Önemli değil. Biz zaten her zaman basının önünde. Ben 3 senede Hürriyet'te köşe yazdım. Yazı yazdım yani. Ben hiçbir zaman spordan ayrılmadım tabii ki. Tabii basınla hep böyle kol kola. Yani o zaman Galatasaray'ın lobisi, Galatasaray'ın ağırlığı, kendi kulübümüzün özgül ağırlığı zaten çok fazla ama çevremiz de zannedersem çok ağır ve sözünü geçirir bir haldeydi. Yani şimdi öyle değil diye demiyorum ama artık sosyal medyanın etkisi, zaman değişti, nesiller değişti, her şey çok daha farklı algılanıyor. Türkiye'de bir artık futbol endüstrileştikçe iş çirkinleşti. Şu andaki futbol dönemi ve yaşananlarla o dönemi kıyasladığınızda en bariz farklar sizce ne? Vallahi bir kere biraz zorlaştı bu iş. Yani yönetimlerde kalmak, sırf seçim kazanmakla iktidar olmuyorsunuz. Bakıyorsun, ufak tefek şeylerle alaşağı etmişler. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ben 6-7 kere yönetime seçildim. Hiçbir zaman bizi bir mali genel kurulda alaşağı etmediler. Ve seçim kaybederek gitmediniz hayatta, değil mi başkanım? Hayatta yok. Evet. Ben kendi isteğimle ayrıldım. Evet. Bir keresinde Ali Tanrıyer'le beraber 4 sene başarılı bir dönem geçirdik. Kasada 2 milyon nakit para, 2 milyon dolar. Böyleyken benim aklıma nereden geldiyse ben yoruldum, daha çalışmak istemiyorum dedim. Oradaki arkadaşlar benden ne kadar bunalmışlar ki. Ya haklısın Ergun Gürsü, hakikaten biraz dinlenmen lazım.
Ben de bir kere söylemiş bulundum. Pişman oldum ama geri alamadım sözümü. Öyle ayrıldık yönetimden. Yani kendi isteğimle ayrıldım ama isteyerek ayrılmadım. Yani kal deseler kalırdım. Hami Abdullah Tolunay ve o günü evet, hoca onlar. Talep ettiği dönemden bahsediyorsunuz zannedersiniz. Orada vallahi aslında bunları vereceklerdi Trabzon. O neden olmadı? Vallahi neden olmadı? Sormam da bir onlar sıkıntı da, yoksa. Onlar da seyircilerinden korktular. Bir sene sonra verdiler zaten. Evet, 1996 Faruk Süren. Ama Hami'yi çok almak istedim ben. Fatih Hoca'nın da Avrupa Şampiyonası'ndan evet. sonraki Galatasaray'ın başında. Hami hakikaten çok sevdiğim, inandığım bir futbolcuydu. Öbürleri de zaten kaliteleri belli, milli takımda oynayan oyuncular. Hayır, orada imzadan dönüldüğü gibi bir durum vardı. Valla biz parada her şeyde evet, anlaştık. Evet. O zaman parayı yatırıyorsun, alıyorsun. Yani bir kimsenin bir şey deme hakkı yok yani. Ama sonradan Faruk Özak'tı, eski bakan, Trabzon'un başkanı. Abi bunlara dokunma dedi, biz de dokunmadık. Ha. Bir taraftan da Trabzon sporlusunuz aslında. Yani tabii ki Trabzonluyum. Belli başlı ricalar kırılamıyor zannedersin. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Evet. Ama çok zaman mesela Tugay'ı bana verdiler. Bir başka yere dediler isteyenler oldu. Ama o 16 yaşındayken bizi Galatasaray'a aldı. Başkanım Rıdvan Dilmen'in... Rıdvan Dilmen ayrı bir olay. İşinde de bir iş var değil mi? Onda kendi arkadaşlarımızın da şeyi vardı. O zaman... böyle olağanüstü bir başarısı olan bir futbolcu değildi Rıdvan. Yani sakatlanıyordu bilmem ne. Biraz da milletin gözüne para çok gülüyordu. O zamanki arkadaşlarımız benim biraz fazla ileri gittiğimi hesap ederek karşı çıktılar. Halbuki Rıdvan da bana dedi ki abi sizden anlaştığım zaman 150 bin lira bir para değildi dedi. 175 bin lira. Bu iyi paraydı ama şimdi iyi para değil. Bana bir 25 bin lira daha verin. Dedi. Ben de ilk defa hiç böyle şeyleri gelip yönetime sormazdım. Kafadan verirdim. İlk defa yönetime söyledim. Ne düşünüyorsunuz diye. Hayır katiyen olmaz dedi birkaç arkadaş. Biz de fazlası yoksa ben Bolu'da son maçta giderdim orada. Ali Yavaş bu tür işlerde bizim o başında giderdi. Ali Yavaş'a derdi ki bunu hemen soyunma odasından alıp geleceksin. Sizden zaten bir çek aldı ama daha sonradan evet. daha fazla para istediği bilgileri vardı. Tanju da istedi ama ben artık kazı yediğim için Tanju'ya çıkardım ne kadar şu kadar al dedim tamam. Hiç kimseye sormadım. O da bize çok faydalı oldu Tanju hakikaten. O inanılmaz bir golcüydü. Ya şimdi kendi iş kariyeriniz dışında futbol dünyasına yön verdiğiniz, Galatasaray'ın transferlerine, yönetimlerine yön verdiğiniz bir 30-35 senelik bir dilimden bahsediyoruz. Baktığınız zaman hiç içinizde kalan, ya bunu da yapmalıydık, bunu da almalıydık, şu kişiyi de transfer etmeliydik dediğiniz bir isim var mı? Vallahi Aykut'tan da. Anlaştık. Gelecekti. Sonradan Fener'le Aykut Kocaman. Anlaştığı için olmadı. Onu çok almak istemişimdir. Hami'yi almak istemişimdir. Olmadı. Beşiktaş'ta. Ertuğrul Sağlam. Evet. Ertuğrul'la da hemen hemen bitmiş bir anlaşmamız vardı. Onunla da vazgeçildi. Sonradan mı bir de ben sporun başka bir branşına yatırım yapmak istiyorum diyerek o olimpik havuz fikrini, fikre geldiniz ve onun inşasını tamamladınız. Evet, şöyle söyleyeyim. Benim 3 tane oğlum var. Evet. Bunlar küçükken ben onları Galatasaray Yüzme Havuzu'na getirdim. Çok küçük bir havuz. Yani iptidai bir havuz. Sonra o da çatladı. Şey vardı bizim hocamız... Yüzme hocası, isimler aklıma gelmiyor. Geldi dedi ki biz artık Galatasaray'da yüzme işi biter dedi.
havuz kapanıyor. Ne yapalım, ne edelim. Neyse. Adadaki havuz. Yok, şeyde. Kalamış'taki havuz. Dolayısıyla biz de gittik, sağ bölgeye gittik. Beden terbiyesine. Ne yapalım, ne edelim. Vallahi dedi, burada bir eskiden kalma bir havuz, iptidai bir havuz var. İstiyorsanız onu yapın. Biz de size ömür boyu kiralarız bunu. Sonra Özhan Canaydın zamanıydı. Biz yaparız dedi Özhan Bey. Bir sene izin verdi bize federasyon. Bir sene ya bir ay mı iki ay mı ne kalmıştı. Yapmadınız dedi. Bunu alıp başkasına vereceğiz. Bu sefer mecburen bana verdiler. İstemeyerek de olsa. Al sen yap. Nasıl yaparsan yap. Ben de hiç kimseden bir yardım almadan, halktan, taraftardan yardım aldım. Piyangoları yaptım. Çünkü bayağı bir paraydı o kadar. Yani benim gücüm de yetmiyordu. Neticede yaptık. 50 metre olimpik yüzme havuzu. Sonradan sağ olsun devlete yaptık. Evet. Devlet Galatasaray'a kiraladı. Evet. O gün bugün de bizde duruyor. Evet. Aşağı yukarı 15 sene oldu. Dolayısıyla orada yüzmemiz tekrar gelişti. Ben dışarıdan idareci oldum. Fahri Başkan oldum ve 6 sene tekrar şampiyon olduk. Hem gençlerde bütün silip süpürüyorduk. Transfer de yapıyorduk tabii. Sonradan gelen bazı başkanlar kendi adamlarını koydu. Biz yöneteceğiz dedi. Yavaş yavaş düştü ve hiçbir şampiyonluk alamaz duruma geldi. Şimdi galiba biraz bir canlanma var. Hala benim transfer ettiğim yüzücüler yüzüyor yani. Tabii oradan Ergun Gürsoy olimpik yüzme havuzundan birçok sporcu yetişti. Çıkıyor. Dediğiniz gibi kupalar kazandılar. Çok. Bunun Türk sporu, Türk su sporları üzerindeki etkisini kendi adınızı taşıyan bir olimpik yüzme havuzu konusunda nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Ufak bebelerini getiren veliler teşekkür ediyorlar. Evet. Bundan zevk duyuyoruz tabii. Güzel güzel bir şey, his bu. Dolayısıyla ben de elimden geleni yaptım yani yapmadım diye. Güzel de oldu. Yatakhaneleri yaptırdık, her şeyi yaptırdık yani. Devletin malıydı. Ama biz yaptık. Sağ olsun devletimiz de bize kiraya verdi. Kiralar sembolikti. Bin lira mı ne öyle bir paraya kiraladı bize. Kulübümüz faydalandı. Ama zaman geliyor. İşte herkes kendi adamını getirmek istiyor. Biz de fazla itiraz etmedik. Bu şimdiki başkana, ondan önceki başkanlara da ben yardımcı oldum. Hepsine oldum. Bir iki tanesi benden yardım istemedi. Ben de bir şey demedim. Ama bu Burak da benim, Burak başkanımız da. Onun da gençliğini biliyorsunuz. Benim keşfettiğim bir yöneticidir. Çok gençti, yeni üniversiteyi bitirmişti. Ben ona alıp dedim ki buna altyapıyı vereceğim dedim. Futbol altyapısını. O zamanki PAF takım. Evet. Yani genç takımlar, küçükler. Bayağı da önemliydi bizde yani. Evet. O zamanlar bayağı futbolcu çıkıyordu. Dolayısıyla fakat bazı arkadaşlar istemedi. Üst düzey arkadaşlar. Hatta bunların içinde başkanlar var. Bu bizim başımıza ileride dert olur falan dediler. Almak istemediler. Fakat ben o zaman bayağı güçlüydüm. Hayır gelecek dedim. Geldi. Geldi ve bugüne de geldi. Demek bu genç kardeşimizin aklında Galatasaray'a başkan olmak varmış ki. Geldi. Ben iftihar ederim. Yani bu tür adamlar, isim vermeyeceğim. Birçoklarını ben Galatasaray'a alıp onlara görev verip başarılı olmalarını temin etmişimdir. Futbol endüstrisinde, futbol kulüplerinde Türkiye'nin içinde bulunduğu dar boğazdan geçtiğimiz ekonomik çalkantıların olduğu artık 10 yıllardır süregelen bu sıkıntılı süreçte yönetim biliminde, iletişim biliminde, mali şeflikte
Ne tavsiye edersiniz? Siz hangi yoldan gittiniz de o başarılar geldi? Vallahi, şimdi ne eksik? En büyük eksik menajerlere verilen para. Nasıl veriliyor, nasıl alınıyor, nasıl yapılıyor bizim aklımız ermiyor. Biz Galatasaray AP ile beraber Simović'i aldığımız zaman, hatta bize yardımcı olan rahmetli Ersan Feray'a da vardı o zaman. Efendim, 117 bin dolara transfer ettik. Ki o zaman Dünya Kupası'nda oynayan bir futbolcuydu Simović. Aslan gibi bir Galatasaraylıydı yani hakikaten. Evet. 117 bin dolara aldık. Menajerlik parası ne kadar biliyor musunuz? 17 bin dolar. Düşünün. Biz eskiden bankalardan para alırdık. Aldığımız paranın faizini cebimizden öderdik birkaç arkadaş. Sonradan para artık şeyini kaybetti. Gidişatını kaybetti. Menajerlere bir sürü para verildi. Alınan futbolcular başarılı olamadı. Gitmek için de çıkartıp ceplerine para konuldu. Tazminat maddeleri. Dolayısıyla ister istemez kulüplerin kasası çöktü. Son zamanlarda bu böyle oluyor. Hiç kimse de korkmuyor yani. Paraları harcıyorlar. Nasıl, ne yapmayı düşünüyorlar bilmiyorum. Şimdi yüksek istişare kurullarına ve komisyonlara da davet ediliyorsunuz Sayın Başkan. Evet. Oralarda da mutlaka görüşlerinizi, fikirlerinizi paylaşıyorsunuz. Ama bu tecrübelerden spor kulüplerinin daha fazla faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Benim aklımın almadığı mesela Galatasaray Adası, biz doğmadan Galatasaray'ındı. Öyle devam etti, geldi. Galatasaray burayı kaybetti, böyle bir şey olamaz. Bizim dönemlerimizde de uğraşmak istediler. Müstecirler falan, hiç kabul etmedim ben. Dolayısıyla nerede eksik oraya hemen koşuyorduk. Bir baktık ki Galatasaray Adası neredeyse elden gitmiş. Allah razı olsun. Bir iki hafta önce Evet. Şey aradı beni Galatasaray'dan yönetici arkadaşlar. Artık ada tamamdı. Çünkü ben söz vermiştim. Bu Galatasaray Adası'nın tekrar Galatasaray'a kazandırılmasında bana görev verirseniz seve seve çalışırım diye Burak Elmas'a söylemiştim. Ama bize iş düşmeden onları halletti. Allah razı olsun. Evet, bundan önceki yönetimimiz de aynı şekilde Tabii. Bu hukuki süreçleri başlattı ve Sayın Burak Evet. Elmas yönetimi de devam ettirdi ve ada artık tahliye ediliyor. Abdurrahim'in de faydaları olmuştur. Çok yakın zamanda adasına kavuşacak. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın da elbette yine mahkemelere gidip geldiğini ve takip ettiğini hatırlıyoruz, biliyoruz. Trabzonspor'un ligdeki durumu ile kendinizi nasıl özdeşleştiriyorsunuz? Yani orada bir Özkan Sümer efsanesinin ardından şimdi bir Abdullah Avcı efsanesi doğdu mu? Bu ne kadar ilerler sizce? Trabzonspor bundan sonra da çok sık şampiyonluklar yaşayan bir kulüp oldu mu sizce? Vallahi Trabzonspor'un hocası bizim hocamızdı altyapıda. Hatta onu federasyon istedi. Galiba genç takıma hoca yapmak için. Evet. Galatasaray'da vermek istemedi. Ben direttim. Önünü açın dedim. Gitsin, ileride bize daha faydalı olur, geri gelir diye. Gitti, başarılı oldu. Birkaç takım yukarı doğru çıkarttı. Sonra önü kapanınca işte Büyükşehir Belediyesi aldı onu. Başarılı olacağı belliydi. Dolayısıyla tebrik ediyorum. İyi bir hoca. Hak ettiği yerde de bulunuyor. Bundan sonra da Trabzonspor birkaç dönem şampiyonluğu vereceğini zannetmiyorum. Sayın Başkan, aile olarak da futbolla ve yönetimlerle çok ilgilisiniz. Oğullarınız da aynı şekilde. Evet. Ve sayın eşiniz Ayşe Hanımefendi de divan üyesi onlar da. Nazım Durağan listesinden 2017'de girerek ilk Galatasaray'daki ilk kadın yönetici olarak listede Evet. Yer almıştı. Vallahi Ayşe yaptığı işlerde başarılı. Evet. Şu anda ben şirketlerin... Onun hala ilgisi devam ediyor mu? Yönetimini ona verdim mesela. Evet. Şu anda bizim Gürsoy Şirketler Grubu'nun başkanıdır Evet. Kendisi. Başarılı.
çocukları yetiştirdi, büyüttü. Evet. Hatta bizim Ali Gürse 2-3 dönem yöneticilik yaptı. Yaptı, evet. Galatasaray'da. Dolayısıyla o zaman öyle bir şey istediler. Biz de hayır demedik. Yani Galatasaray'ın tek başkana kalmaması için bir başkan gösterdik. 300 küsür tane de oy aldı ki... Nazım Hoca. Nazım Hoca aldı, yani imkan yok alması. biz tabii Ayşe'yi... İyi bir Galatasaraylı. Ayşe'yi destek. Her zaman kendisi yardımcı olmuştur. Galatasaray'a zor durumlara düştüğü zaman maddi ve manevi eşim yardım etmiştir. Bir kadın yönetici olarak eşinizin de o anlamda önünü açmanız gerçekten çok dokunaklı bir durum. Türkiye portresi içerisinde. Onu da söylemek isterim. Vallahi iyi olmuş. Yoksa bu yöneticilere ah vah dedirtirdi gelseydi. belki Türkiye'nin ilk kadın aslında başkanı da olabilirdi. Bilemiyorum. Siz... Türkiye'de her şey oluyor. 2017'de eşinizi desteklerken aslında kendiniz neden tekrar dahil olmadınız yönetimlere? Vallahi bilmiyorum. Neden olmadım bilmiyorum. Son zamanda, yani bir ay falan kala, bir ay mı iki ay mı ne kala ayağa kalktılar da ben hazır değildim yani öyle o zaman başkanla. Aslında Galatasaraylılar benim her türlü görevde, kulübün görünmez başkanı, hayali başkanı olarak görüyorlar da asıl başkan olarak hiçbir zaman abilerimizden, büyüklerimizden bir teklif almadığım için ben de küstüm, bıraktım bu işi. Dolayısıyla bunu ilk defa söylüyorum. Evet. Doğrusu bu. Evet, ben aslında sorduğum, daha önce sorduğum sorunun cevabını şimdi almış oldum. Ne sportif bilgi olarak, ne eğitim olarak, tahsil olarak, ne de diğer hususlarda tecrübe, yardımcılık, uzun yıllar yöneticilik yapmam. Vallahi ben kendime hak tanıyorum Galatasaray başkanlığını. Şimdi sonra sakatlandık tabii. Şimdi bizden geçti, inşallah bizden sonrakiler. Çocuklarımız olur. Evet, oğullarınızı bu anlamda destekliyor musunuz? Onların hayalleri var mı? Desteklerim. Galatasaray yani yönetimleri ve çok, başkanlık... Çok karakterli için. Çocuklarım var. Evet. Birisi pek bu işlerle uğraşmaz, Trabzonsporludur. Ama Trabzonspor'a da bir faydası yok yani. bir oğlum Hüseyin. Ama... Evet, Ömer ve Ali'nin daha aktif olduklarını Ömer biliyorum. Ömer ve Ali aktiftir. Evet. Zannediyorum Ali... Bir gün Galatasaray'da görev alır. Sayın Başkan, siz tekrar özellikle örneğin Sayın Burak Elmas'ın yönetimi, bu kadar yakın temasta olduğunuz ve hatta ben keşfettim dediğiniz bir isim. Evet. Sizin benim kapınızı, oğlum gibi. Sizin kapınızda çalmadılar mı? Yok. Kendi ben, adaylıkları sürecinde. Felç getirdim. Dolayısıyla... Faal yönetimi hayatını kapattım. Evet, anladım. Ya bundan sonra aktif olarak yok, yönetimlerde... Yok, düşünmüyorum ama fahri olarak yardımcı oluyorum. Hala yüzme havuzuna mesela yardımlarım oluyor. Evet. Bu sene tamiratını yaptırdım. Mutlaka. Burak Elmas'a dedim yani seçildin. Seçildikten sonra elimden ne gelirse yaparım senin için dedim. O da bana çok saygılı davrandı. Yani ben üzüldüm bu tür olayların olması. Yani ne oldu da böyle oldu? Gelecek olan ne yapacak? Yani ben Hürriyet'te yazı yazdığım zaman demiştim ki Beşiktaş'a örnek vererek böyle bağırarak çağırarak tribünde başkanı yollarsanız herkes ektiğini biçer. Sizin de başınıza gelir. Seba gittikten sonra 3 başkan da gene böyle gürültülü bir şekilde ayrıldı. Aynı yaptıklarını kendileri çektiler. Tabii. Bundan sonra Galatasaray'da da bu anane devam edecek. İstemem devam etmesini ama hoş bir şey değil böyle. Seçilmiş bir başkanı ortada bir delil, bir şey yokken, hiçbir zaman ayrımı yokken alaşağı etmek hoş bir şey değil. Ben üzüldüm şahsen.
Evet, Galatasaray yakın tarihte bir seçim dönemine daha girmiş bulunmakta. Hayırlısı olsun tabii ki. Bundan sonra gelecek için olan başkana oy vermesen bile, kim olursa olsun, gene ona da yardım ederim. Niye etmeyeyim ki, benim kulübüm. Divan kurullarında sizi görmüyoruz ama genel kurullarda görüyoruz. Ya divan kuruluna gelmeme sebebim var. Divan kurulunda bir 15-20 kişi var. Devamlı onlar konuşuyor. Hep aynı şeyleri söylüyorlar. Dolayısıyla bir faydalı olduklarına inanmadığım için divan kuruluna gitmiyorum. O saatlerde zaten benim uyku saatim. Bir faydalı olacağımı düşünmediğim için pek sıcak bakmıyorum. Estağfurullah. Ergun Başkanım, aslında ben sormak istediğim her şeyi sordum. Sizin taraftara, camiaya çağrınız, mesajlarınız, notlarınızla da sohbetimizi tamamlayalım. Şöyle söyleyeyim. Taraftar kulübüne yardımcı olmakla görevlidir. Ama kulübü yönetmeye kalkmamaları lazım. Ben buna yöneticilik 30 sene fasılalı olarak yöneticilik yaptım. Ben buna izin vermedim. Hiçbir taraftar grubu Galatasaray'ı yönetemez. O iş başka, diğer iş başka. Dolayısıyla yöneticilerine saygılı olsunlar, yardım etsinler ama hiçbir zaman kulübü dışarıdan yönetmeye kalkmasınlar. Bunu kulüp üyelerine de tavsiye ederim. Seçilmişlere bir şey demiyorum. Seçilmemişler dışarıdan bu yönetimlerin altını kazıyacağına, zor duruma düşüreceğine ne yapabilirim sizler için diye açıp yöneticilere sorması lazım. Yöneticiler de buna saygılı olarak olur göstermesi lazım. Ben bunu tavsiye ediyorum. O zaman başarılı olurlar. Ve elbette asıl olan Galatasaray'dır. Tabii ki. Galatasaray'ın kazandırdıkları, yaptıkları yenilikler, ilkler hangi kulüpte var? Hiçbir kulüpte yok. Dolayısıyla belki 10. sıralara düşebilir Galatasaray ama hiçbir zaman onun rekorları kırılmaz. Yıldızlarının rekorları kırılmaz. Hiçbir sesinin kırılmaz. Herkes gıpta ile bakacaktır Galatasaray'a. Onun için bazı arkadaşlar var, kombinelerini satıyorlar. Ben çok zengin birisi olmamama rağmen hiçbir zaman loca çıkalıdan bugüne kadar hocam vardı. Her zaman vardı. Geleyim gelmeyeyim. Evet. Gelmesem misafirlerim geliyor. Dolayısıyla bazı arkadaşlar, ben artık bu kulübün iki maç kaybettiği zaman üyeliğimi donduruyorum, bilmem ne yapıyorum diye ifadeler kullan. Yöneticiler gelici geçicidir. Kulüp kalıcıdır. Dolayısıyla böyle basit şeylere kimsenin tevessül etmemesini temenni ederim. Bu sene Galatasaray'ınki az başarı değil yani. Evet, Avrupa kupalarında. Barcelona ter döktü bizi elemek için. Elimizden kaçtılar Ergun Şöyle, Başkanım. Zannediyorum ki onu eleyeceğimizi düşünmedik. Evet. Düşünsek belki de elerdik. Galatasaray bize her zaman çok büyük gururlar yaşattı. Yaşattı. Bunun bir bölümünde, büyük bir bölümünde sizin de emeğiniz ve hizmetleriniz var. Bana çok şey verdi Galatasaray. Hep hakkımı helal ediyorum. Yaptıklarım, harcadıklarım, her şey helal olsun. Çünkü ben yolda yürürken ki 20 sene oldu neredeyse yöneticiliği bırakalı, hala bana evet, sarılıp yanağımdan tabii öpen ki insanlar var. Bu parayla, pulla ölçülemez. Evet. Biz de çok şeref duyduk sizi ağırlamaktan dolayı Ergun Başkanım. Sen kendini benim akrabam olarak düşün. Tamam, çünkü peki. Soyad benzerliği de önemli bir şey. Bunun zaman zaman artılarını görmedim değil, onu da söylemek isterim. Sen merak etme, bana bir alev de ben hemen yakalarım onları. Sağ sana olun. Yanlış yapanları. Sağ olun, teşekkür ederim Ergun Başkanım. Şeref duyduk, kıymet verip geldiğiniz için, anlattıklarınızı, aktardıklarınız için ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ne zaman isterseniz yardımcı olurum sizlere. Sağ olun, eksik olmayın. Bugüne kadar şikayetim olmadı mesela, hiç gelmedim ben buraya. Ya çok enteresan ya, bunun evet, benim programa böylesine denk gelmiş olmasından dolayı da ayrı yani, bir mutluluk duydum. Bari son olarak sizin müdürünüz evet, bari benim evladım gibidir. Evet. Açtı telefon, abi seni burada görmek evet istiyorum.
Peki bari dedi. Evet, iyi ki onu kırmadınız. Evet. Son olarak şunu da sormak isterim. Anılarınızı bütün şeffaflığıyla bir gün yazacak mısınız? Yazacağım. Hazırlanıyorum. Ama hepsini yazar mıyım onu bilemiyorum. Onun redaksiyonunda da olmak isterim Sayın Başkanım. Ha, becerim varsa alırız seni aramıza. Seve seve yaparım. Tabii memnuniyetle. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, bugün camiamızın ağırlığı, hizmetleri, katkısı en büyük isimlerinden bir tanesiyle duayenler ve anılarda birlikte olduk. Sayın Ergun Gürsoy'a bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bir duayenler ve anılarda haftaya tekrar buluşmak dileğiyle keyifli sohbetlerimiz sürecek. Şimdilik hoşça kalın.